Herkese merhaba. Bugün sizlerle şafağı ör ve akşamı çöze. Bu serinin adı neydi? Yıldızların kanıyor. İnşallah doğrudur arkadaşlar. Hızlı okunur gibi geliyor. Hiçbir fikrim yok. Kuntosu biraz ortaymış. Ama benim en çok beğendiğim şey haritasıydı. Böyle bir haritası var. Bu haritada bahar, kış, gül sarayını falan görünce aklıma güller ve dikenler sarayı geldi. Ben arkadaşlar eğer ciltlerinin içini beğenmediysem cildiyle okurum. İnat ederim, nefret ederim şu ciltlerle okumaktan ama yine de okurum. Sert kapak kısmını seviyorum bunu. O yüzden bunu artık bir kenara bırakalım. Seni buraya koysak durur musun? Biraz okuyacağım. Sonra ara vermem lazım çünkü bir ders kaydı izleyeceğim. Her şey çok kötü başladı. Kızımızın 3 abisi var. Adlarını asla şu an aklımda tutmadım. Savaşta bunlar gidiyor arkadaşlar. Şimdi spoilerlı mı olsa bu video spoilersiz mi? Kitabın başını anlatsam bence spoiler olmaz. Bunu söyleyeyim, bundan sonra spoilersiz olsun. Kızımız da eve bakacak kişi haline geliyor. Hayali çok büyük bir terzi olmak. Kızımıza bir velet musallat olmuş. Çok sinirlendim kendisine. Kendisini hiç özetmedim. Bunun devamında umarım kendisini hiç görmem. Ben devam ediyorum. Hemen. Bir kere daha sen kızsın lafını duyarsan bayılacağım artık, yeter yani. Sinirlendim. Sinirlenince gülüyorum. Şu an çok merak ettiğim bir yerde bırakacağım kitabı. Çünkü biraz daha okumaya devam edersem yüksek ihtimal bırakamayacağım. Ben ilk önce bir ders kaydımı dinleyeyim. Sonra geleyim ve devam edelim, olur mu? Zaten 1,5 saatlik ders kaydı. Saat kaç hiçbir fikrim yok ama. Saat 3'müş. Ben hemen ders kaydımı dinleyip geliyorum. Ben geldim. Peki dediğimi yapıp da ders kaydı dinleyip mi geldim? Kısmen evet. Ama bir gün sonra geldim arkadaşlar. Çünkü sadece üşendim. Tek sebebi bu. Şimdi diyeceksiniz canım, iki hazırlanmak çok mu zor? Evet çok zor. Ama merak etmeyin. Ben okudum. Ay, duran kitabı düşürüyordum. 129. sayfadayım. 13. bölümdeyim. Şimdi buraya kadarki kısım hakkında sizlere birkaç şey diyeceğim ve ondan sonra sizinle birlikte birazcık daha okuyacağız. Ama benim bugün yine işlerim var. O yüzden çok okuyamayacağım. Yani en azından bu şekilde çok okuyamayacağım. İşlerimi halledip gece uyumadan önce bu kitabı bitirmeyi çok isterim. Ama gelin görün ki daha yarılamadım bile kitabı. Normalde benim çektiğim okuma maratonlarını izleyenler biliyordur ki ben okuma maratonu çekiyorsam bir kitabı ya bir günde ya da iki günde bitirecek şekilde çekiyorum. Ama çok yanlış bir zamanda okuma maratonu çekmeye başlamışım. Onu anladım çünkü çok fazla işim var. Arkadaşlar ders kaydı dinliyorum. Valiz hazırlamam lazım. Karın arkadaşımın doğum gününü kutlamaya gitmem lazım. Yani birazcık bu okuma maratonu karışabilir. Canım sağ olsun ama değil mi? Kitaba geri dönecek olursak şu an bir terzi yarışını anlatıyor gibi gözükse de vaat ettiği çok fazla şeyler var. Baş büyücüyü çok sevdim. Çünkü ben bu alaylı diyalogları, karşılıklı atışmaları severim. Ama dozunda severim. Bu imparator hakkında bir şeyleri anlayamadım. O gelin olarak gelen kadını da pek anlamadım. Onun haricinde kitap çok güzel gidiyor. Yazım dilini çok sevdim. Gayet de kitap kendini okutuyor gibi gözüküyor şu an. Hadi şimdi sizinle birazcık okuyalım, olur mu? Kadın diyor ki sen diyor yalan söylemiyorsun diyor. Ama karşıdakinin her şeyi yalan arkadaşlar. Gerçekten de yalandan anlıyormuş. Öyle dertteyim ama çok saçma. Neden ki? Sence de biraz abartmadım. Allah razı olsun ya. Çok sinirlendim. Ya bu kızın neden herkes ajan olmasını istiyor? Kız alt tarafı terzi olmak istiyor. Biz salmadınız. Hepsinden nefret ediyorum şu an. Sadece kızı seviyorum. Hadi bir de baş büyücüyü de alalım. Ondan gerisi yalan. Kitabın ikinci kısmına geldim arkadaşlar. 160'ı bitirdim. 163. sayfadayım diyebiliriz. Kitap kaç kısım ayrılmış hiçbir fikrim yok. Sizin için bakayım mı?
Sanırım iki kısımdan oluşuyor. Yok. Üç kısımdan oluşuyor. Ben burada bırakayım. Sonra bu kitabı bitirip sizin karşınıza öyle geleyim, olur mu? Şimdi gideceğim. Ufak bir valiz hazırlamaya başlama. Yine yurt hazırlığı videosu gelecek arkadaşlar ama nasıl gelecek, ne zaman gelecek hiçbir fikrim yok. Sadece geçen yılki gibi beraber hazırlamak istemiyorum sizinle. Çünkü öyle çok zor oluyor. Ben çok kararsız bir insan olduğum için 5 saat valiz hazırlıyoruz beraber. Bu şekilde olmaz. Ben her şeyi bir toplayayım. Ondan sonra size bir video çekerim. Olur mu? Öyle yaparız. O zaman benim şimdi artık gitmem lazım. Yarın evden çıkmadan önce kitabın güncellemesini sizlerle mutlaka yaparım. Ben geldim. Okuma maratonu çekmeye başladı. Kaç gün geçti hiçbir fikrim yok ama bir sık ara vermek durumunda kaldım. Yine de sonunu en azından sizinle birlikte çekmek istedim. Sonunu beraber okuyalım dedim. Ben bayağı birinci kitabı bitirdim. İkinci kitabı da okudum. Öyle video çekmeye karar verdim. Çünkü ya işlerimin arasında okudum ya da çok gece geç saatlerde okudum kitapları. O yüzden mümkün değil size video çekmem. İlk kitabın sonu hakkında sizlere bir şeyler diyeceğim. Tabii ki de spoiler vermeden diyeceğim. Çok beğendim. Yani ilk kitap benim için gerçekten harikaydı. İkinci kitap daha savaş temalı ilerliyor. O yüzden ben birinci kitabı daha çok sevmiş olabilirim. Sonuna çok üzüldüm ya. Ne çekti şu kız ya? Niye yani? En çok çileyi çeken ana karakterimiz olmasına rağmen diğerlerine sanki kız hiçbir şey yaşamıyormuş gibi hayatlarına devam etmesine çok sinir oldum. Baş büyücü hariç hala hiçbir karakteri sevmiyorum. İkinci kitapta veya birinci kitapta diğer kadını sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Ben onu da hala sevmiyorum. Sadece ben böyle diyorum ya, bu iki karakteri sevdim diye. İkinci kitabın yarısına kadar bir karakterimiz eksikti arkadaşlar, bu sevdiğim iki karakterden. Yaklaşık 170 küsür sayfada gelmiş olması lazım ikinci karakterimizin. Savaş kısımlarını da sevdim. Sadece artık kızımızın mutlu olmasını istiyorum. Son hakkında bir şey desem olur mu? Mutlu veya mutsuz olmasına dair. Söylersem spoiler olmuş oluyor mu? Son hakkında bir şey desem diyorum ama henüz daha sonuna gelmedim. Ben daha bu şu başlarındayken falan gittim. Mutlu son mu, mutsuz son mu diye baktım. Neyse, size söylemeyeceğim. Ama eğer birazdan sonunda sinirli olursam bilin ki mutsuz sondur. Öyle düşün. Kitabı bitirip geliyorum. Özellikle ikinci kitaba geldiğimden beri hep aklımda bir düşünce var. Keşke bunun filmi de olsa da izlesem. Çok güzel olurdu. Yani tam böyle izlemeyi istediğim türde bir filmin kitabını okumuş gibiyim. Seriyi okumadıysanız kesinlikle öneriyorum. Seriyi daha önce okumuş oldum. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'na, Hırsızların Dansı'na ve bu ay okumuş olduğum Ardel serisine çok benziyor. Eğer bu üç seriyi seviyorsanız bu seriyi de seversiniz. Uzatılmayan tadında olan ve farklı konuları olan ama bu saraylarla ilgili olan kitapları ben çok seviyorum okumasını. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nda ve Ardel'de daha çok kraliçe üzerinden gizlese de bu kitapların böyle sanki yan karakter olacaklarmış da hikayenin karakteri olmuşlar gibi olan karakterleri ben daha da çok sevebiliyorum. Hırsızların Dansı'nda da böyle hissetmiştim. Hırsızların Dansı için daha önce uyarı yapmamışım. Bir izleyicim söylediğinde fark ettim. Hırsızların Dansı sonradan açılan bir kitap. Özellikle ana karakterler tanışana kadar bekleyin ve sabredin. O kitapta da tıpkı bu çifti şiplediğim gibi o çifti şiplemiştim. O seriyi de gözüm kapalı öneriyorum. Bu seriyi de gözüm kapalı öneriyorum. Bu seri okuma maratonu çekmemi bir izleyicim önermişti. Eğer diyorsanız ki Cennet şu seriye veya şu kitaba da okuma maratonu çek, yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla bu türde videolar istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, okuduğum kitaplardan anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.